Ko'nun Masalı ''Bugün hiç diğer görmemeliyim.'' dedi Ko. ''Bugün hiç diğer görmemeliyim. Bugün evde kalıyorum, evet. Ve asla dışarı çıkmıyorum. Hem ben evi zaten çok seviyorum. Dışarıda çocuklar var. Oynuyorlar, 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 vuruluyorlar. Yok canım, ortada sıçan oynarken falan vuruluyorlar. Sonra da ben niye vuruldum, niye diye ağlıyorlar.'' ''Oyunun kuralı bu, aslanım.'' Muş. Bilememiş amcaları. Bilememiş. Sizde bir su, su, su verin bari. Vuru vurulmuş ama iyi yorulmuş. Şu çocuk çocuk vurulduğu ne olacak? Bizim koda alınıyor şimdi. Nereden nereye hemen unutuldum diye. Sen vurulmadın küçük. Lütfen alınma. Ahmet de kanserden öldü. Sen vurulmadın. İlk önce vurulanları hatırlarız biz. Sonra unuturuz. Ve sıra sona da gelir hiç rüya görmemeliyim. Bugün hiç rüya görmemeliyim. Çünkü artık ben kocaman bir kucuk oldum. Bugün gerçeklerle yüzleşmeye karar verdim. Hiç uyumayacağım ve ayaktayken hiçbir yıldız, hiçbir bulut yaklaşamayacak bana. Dinozor şeklinde olanlar yaklaşabilirdi ya da kocaman bir dinozorun burnunu yedi ama ağzı hala bildirgin yavru ejderha. Ejder meyvesi de olur. İyi para ediyormuş. Alır satarım. Evet satarım. Satım mu sanıyorsun? Hayallerimi satacak işe geldim ben. Çeyrek oldum ki bu kullar aleminde ne ne olacak kaçtır. Bizim kul dizini kırıp o patik senin bu patik benim şaşıyla ip kovalayacağı yerde herler rüya peşinde. Alacağın olsun ku. Ana annen sana o zormedi. Sen doğrusu ne avuracak kora? Hangi alacaklara? Unutkanlık da başladı şimdi. Yedisinde neyse yetmişinde de o demişler ya. Çok doğru. Çok doğru söylemişler. Bugün hiç rüya görmemeliyim. Konun masalı.